E Pepe niye gitti o zaman? Derip. 35. Yani şimdi Pepe, o Pepe kaç ama Pepe niye? Nerede olmuş. ama Pepe şu an dünya kupası. Dünya kupası. Sen e, Portekiz milli takımının grafini gördün mü? Hani fotoğrafları koymuşlar, açıklandı falan. Kalecilerin yanında kim var? Şey Ronaldo Pepe en tepede evet. koymuşlar onları. Ama yani Adama sembol onlar şu an. Şimdi bak bu ben bir kez daha söylüyorum hani hoca, pahalı stoperden önce üçüncü bölgeye oturtmaya çalıştı. Şimdi Bonici tamam. Doğru. Ama e, Şenol Hoca bir soru sormuştu. ve o çok dolaştı sosyal medyada. Hocam dünkü güneşte bugünkü çamaşır kurumaz diye. <laughs> Şimdi Beşiktaş'ın neden olursa dedim. Beşiktaş'ın öncelikleri arasında... Sen artık... mi söylemiştin onu basın topu? Evet. evet. O öncelikleri arasında şu var Melike. Yani ardaları bulman lazım senin. Yeni Emirhanlar bulman lazım. Yeni Rıdvanlar falan çünkü üretip satacaksın bir yandan da. Yok yani para durumun sıkıntılı. O yüzden hani bu ha, kötü oyuncu değil, iş yapar Türkiye'de mutlaka. O sentezi belki yapmak için. Şenol ya, Hoca biliyorsun seviyor böyle tecrübeli oyuncuları takımda. Tabii tabii. anlamayı. Ee, oranın şeyini değiştirmek istiyor biraz da takım içerisindeki hiyerarşiyi diyelim. Gerçekte orayı da biraz değiştirmek istiyor sanırım. Sen ne düşünüyorsun hocam? Bak stoperden al en iyi stoper dünyanın en iyi stoper'den. Tabii. Bir tane forvetine. 5 6 tane pozisyon karşı karşı. Stoper bir kurtar, ikinci kurtar, üçüncü kurtar. Sonra ne yapacak da? Tabii. Golla. İşte fark etmez en iyi stoper ama bu takım en önemli ne? Ya sen bir gol atacak, 5 tane izleyecek. Bu olmaz bu hesap kapanır. Burada takım savunması bu ta da ta takım mı? O kadar pozisyon veriyor ne yapacak da? doğru. Sen yapalım. nasıl buluyorsun Beşiktaş'ın? Yani o kadar verilen peki, pozisyonu peki, sadece Bonitçi kurtaramaz demek e, Tabii. Ki. Mi? Tabii ki. Ve Horst, Cenk Tosun, Muleka onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani o ilerideki hücumdaki oyuncular oradaki e, takım kurgusu nasıl sence Beşiktaş'ın? İhtiyaç var mı transfere? Orada yok. Değil mi? Peki Gez alın yerine. Problemi? Evet Gez alın tabii ki. He. Gez alın yerine. Ya işte orada Muleka, Forvet gibi. Cenk, forvet, hı hı göz forvetle. Üç tane forvet Ya kim bu kim destek veriyor arkada savunmana? Sorun orta sahada. Ya sonra ne var? Orta sahada eksik kaldı. Josef'in e, durumunu nasıl buluyorsun? Josef de Sozan'ın. Bu, bu Joseph. sene oynadığı bölge. Ha, çok fark geçen sene bu sene çok fark. Tek başınaydı çok, şimdi ikili. Çok fark performansı. Yakın zamanda görüştünüz mü hocam? <laughs> evet benim konuştum da. Öyle mi? Geçen hafta da, yok evet. bu hafta benim mensajım O tam uçakla Brezilya'da gitti. Ben konuştum da. İşte o, performansı bambaşka da geçen sene, bu sene de. Değil mi? Bu sene de çizgi yaşadı. Tabii ki e, sakat var. E, sakat evet, sakatlığı var. var. Bir de sistem Ankara çok değişti maçıya. hocam. Çok, çok. Çok değişti. O farklı evet. Ama Aa, kalmak istiyor diye duydum ben. Hani bir gitme konusu vardı ya basın toplantısında söyledi. Yani. Siniri ya da üzüntüsü geçmiş mi? O çok mi? mutlu mu Türkiye'de? Değil Mutlu mi? değil doğru. mi? çok Hani müziği. yaşadı ya Ankara Müdür Maçı'nda bir orada kaldı bence. O zaman o şey haberleri doğru bir sene ha. daha kontrat. Ha. O yaşadığı belki o dönemsel bir şeydi ve geçti. E bence Şenol Hoca onun üzerinde çok duracak. Çünkü Hı. sorun o bölgede bir de hoca. Bak güzel bir soru sorayım mı Nobre Hoca'ya? Buyurunuz sor. Hocam sen bu değerliyi ilk 11'de oynatır mısın? Yok. <laughs> <laughs> Bu performansı Bu perform ama iyi oyuncu. Daha bu. Peki düzenli bir başkası. performansı. Kıyım, çok iyi, çok Yani yükselir mi eski formu hani belki eski formuna yaklaşır mı? Tabii tabii. Şimdi tam zamanda Beşiktaş değil mi? Tam zamanda bir, bir buçuk e, ay ara. En, bir buçuk ayda özellikle bu fiziksel de. Hmm. O fiziksel de eski de değil de. Ama çok iyi oyuncu. Şenol Hoca parlatır mı onu? Tabii. Bence. Bence de ben düşünüyorsun? Peki bir video Ama sorumuz Ama bir şey söyleyeyim Sen mısın? soruya geçmeden önce. Hı. Eğer Şenol Hoca ligin ikinci yarısında Delali'yi eski günlerine yaklaştırırsa bak. Eskisi gibi yüzde yüz demiyorum. Daha tabii. Yaklaştırırsa bence seneye Şenol Hoca Premier Lig'e gider. <laughs> bence bu adamı bu oynatıyoruz alalım derler. Bu da bir aslında... Bir referans yani. Eğer evet. Türkiye'de evet. oynaması, burada performansını bir üst seviyeye taşıması bunların hepsi bir referans aslında e, teknik adamlar için de. Video sorumuza bir geçelim. Mert Nobre'ye soruyorum. Hocam sizce Göt, Beşiktaş için uygun bir forvet mi? Wood ve Horst'u soruyor. Çok iyi ya. Ama nasıl bu sistemde on numara yok da baya zor iş Hocam sen Valeri İsmail Hocam? ile ilgili ne düşünüyorsun? Ve on numara giyiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem kendi işini kendi görüyor. İki işini yarıda yapıyor. <laughs> bir yapıyor, benden <laughs> de yok. da. <laughs> evet, bir tane arkaya lazım öyle. Şimdi çok lazım, çok. İsmail döneminde transfer edilmiş bir oyuncu. Sen hoca ile ilgili ne düşünüyorsun ayrılığı ile ilgili merak ediyorum açıkçası. Beşiktaş'ın eski teknik direktörüyle ilgili. İsmet dedi ki geçen sene o geldi çok sisteme değişti. Çok fark sistemana. Bazen baskı, baskı 90 dakika baskı o kadar oyuncu da hazır değil, fiziksel de hazır Hı. değil. Ve bu sene aynı da başladın ilk hafta falan da ilk 2-3 üç haftada 3 tane stop oynuyor. Sonra bu tam sisteme değişti. Dortmund'un. Aa, ama çok zor da ben gördüm bu bu oyuncularda çok performansı çok yüksek değil ne. Çok iyi oyuncu bazenla ama bu sistemi bilmiyorum ya sistema ya hocan ama bir şey eksik yani. Aa, bazen maç bir maçla hangi maç? Giresun maçtan. Ben evden baktım bu maçla. Beşiktaş aşağı yukarı Beşiktaş aynı Anadolu takım oynuyor o zamana Son beş haftada İsmail son 5 hafta. Aynı Anadolu takımı. Hiçbir fark yok. Ya sen Fener, ya sen Beşiktaş, ya sen Galatasaray ne yapacak? Da? Kazandı kazandı. Büyük takım da. Hedef şimdi. Ya sen normal oynuyor da şu an tamam bir puanı bu olmaz mı? Bir puanı fark etmez kim diğer tarafta. E üç puanla. Derbi ayrı. Derbi. Ama diğer maç o kadar. Peki hocam soru gelmiş bir tane e, Fatih Bey'den. E, Mert Nobre Galatasaray'ın 7-0 Başakşehir galibiyeti. Icardi Raşisa hakkındaki yorum ve görüşlerini merak ediyorum demiş. Kayseri'den yazmış bize Fatih Bey. Teşekkür ediyoruz. E, çok farklı bir galibiyet çok. aldı Galatasaray Başakşehir karşısında. Hem Icardi Raşisa yorumunu da merak ediyoruz. Bak ben şaşırdım. Baktım bu maçta 7-0'dan. Ben hiç beklemedim. <laughs> Kimse beklemiyoruz hocam. Başakşehir de çok iyi takım. Sisteme evet. çok iyi. Baktığında 1-0, 2-0, 7-0 Ama bu Galatasaray'da tam zaman otunu. Tabii ki ilk 8 haftada falan da yeni oyuncu geldi. Hazır değil. Şu var, bu varsa sakat. Var. Şimdi Galatasaray'da çok iyi formülü. Özellikle Mertes ve Icardi'de. İki tane oyuncu da çok iyi. Mertes orta sahada bence çok iyi oyuncu. Çok katil. Icardi ile komşu bu arada Mert Nobre onu da söyleyelim. Icardi'den haberler alabiliriz kendisinden. <laughs> komşu, komşuluk başka şimdi. Komşu evet evet. Sohbet o olmaz. Yok. yok. <laughs> Aynı apartmanda oturuyorsunuz değil mi? Yok ya çok fark var da çok. Baya fark var çok. Baya en az 10 kat fark var. Aydatlar ödüyor mu apartman aydatları? Ama çok büyük o, golcü hocam. Çok. Çok ben hala A sınıfı, yani, yani bu, Lewandowski ile hangi sınıf dolusu olsun o da orada olur. Bu adam Inter'a, sonra Paris Saint Germain boş oyuncu değil de milli takımlar, Arjantin milli takımlar, takımlar çok iyi oyuncu. Evet. Tabii ki sadece oyuncu değil de hayat bir şey var da yukarıda işte performansı bazen aşağıda yukarıda evet. ama çok iyi oyuncu. Peki şimdi bir haberimiz var Beşiktaş'ta lisansı çıkarılmamıştı yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi. Evet aslında beklenen bir konu. Beşiktaş'ta bir türlü değerlendirilemedi, kullanılamadı Tyler Boyd. Hiçbir döneminde, hiçbir sezonunda hocam. Sen ne düşünüyorsun? E i̇şte sen bir sonra konuştun. Belki Boyd kötü oyuncu değil mi? Tabii ki ilk 11 oyuncu da ilk son değil. Ama bir güzel alternatif. Ama bayağı zaman bir daha hiç hiçbir evet. şey yok. Ama bence güzel alternatif. E o yabancı kontenjan sayısından herhalde o sıkıntı yaşadı. Bir de kiralık gitmek istemedi. ben Beşiktaş'a şans bulurum diye. Sonra kadro, e Utku da kadronun dışında. Kaleci. Yani Utku'nun Sergen Yalçın döneminde şampiyonluğu var hocam. Ha. Düşün nereden nereye ha. geliyor. İşte kadro planlaması yapılırken yani, üzülüyor insan. İşte hani bu geçen sene de biz 6 ben Mustafa Denizli'de. Biz konuştuk Sergen zamanında, Sergen... Şansı var bu 6 ay, ay ay içinde kiralı. Oyuncudaki yok da. Ben İstanbul kalacaklar. Başka evet başka takım ve başka şehirde yok. Aslında çok da doğru bir planlama değil kariyer için demek ki görüyoruz sonucunu. Ya hadi o gene kiralık gitti birkaç yere. Evet. Hadi. Hı. Yani o, o şu an devre arasında takım bulur kendini. Tabii tabii tabii. Ee, şey ama Douglas Aa don't müteahhit don't oldu. Don't. <gülüyor> <gülüyor> Futbolu bıraktı bir tane Brezilya'da girmiş. Kesin, evet evet. <laughs> Düşün ona, ona, çok şaşırdım ben. İyi i̇şte ben Douglas'la 2-3 kez de konuştum. Ben. Biz orada bir yemekte falan da konuştum iyi insan ama bu Doğru, hareket... Çok, ben de çünkü sohbet ettiğinde çok böyle güler yüzlü e, naif bir insan ama hocam. Bilmiyorum neden bu karar vermiyor. O dedi ki yok ben son gün kadar burada devam falan. Tamam, ama senin kariyerde yok. Önemli değil. Oynasa değil. bir yerde kiralık ama o aynı, o kararı dikiyor kadar. Ama inşaat işi de iyi iş, para Ay, var orada. <laughs> Demek ki daha ıı, karlı oldu onun için. Murat Güloğlu, Nobre'ye selamlar. Takımına evet. teknik direktör gözüyle Icardi mi ve Horstu mu isterdi? Bir forvet oyuncusu olarak kimi daha çok beğeniyor? Icardi, Icardi'den. Yani bunu Şenol Hoca'ya da sorsa Icardi derdi bence. Icardi. <laughs> Başka söyleyecek kişiler yani, tanıyorum. Bergerson'a da saygı duyuyoruz. O tabii ki o da çok iyi bir golcü. Evet. evet. Ama e, Icardi halen hani Lewandowski'lerle aynı sınıfta. Çünkü ya, yaşı daha var. Orada çok fark nasıl bu fark? Yaşı genç çünkü. Bir de. Icardi ve Gözde iki fark oyuncu. Bir de Icardi fark etmez hangi sistem ana. Her sistem oynuyor.